Kardeşler bak seni yiyecek gibi bakıyorlar şu anda. Bu adamın ilk gününden bugüne kadar aklınıza gelebilecek bütün soruları soralım. Ne yiyorduk? Çekirdek kabuklarını yiyordum ben. Adama diyorum ki, ya abi bir şey yok diyorum. Telefondan verdi cevap bak. Ve bir ara şöyle bir şey yaşadık mesela. İçerisi hınca hınç dolu. Manisa'dan birisi misafirini getirmiş. Ya aldı benim mikrofonu ve millet böyle hocalardan karşı gelenler var. Serkan diyen o Serkan. Tamam, tamam filan diyen var. Mikrofon alın elinden işaret yap. Görüyorum yani onları. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'ne kara leke olarak geçti o gün. İnsanlar beni artık Bin Laden gibi görmeye başladı. Bilim katili. Evet bugün Serkan Aktaş Sözler Köşkü İstanbul'u ziyarete geldi. Biz de burada bayağı kalabalığız. Üstün başım müsait değil, hakkınızı aldın yani böyle eşofmanlı falan. Bak, kimsenin umurunda değil bence ne giydiğin de. Acaba bugün seni sıkıştırdığımız ve terleteceğimiz sorulara mukavemet edebilecek misin? Yoksa burada bir kışkırtmaya mı dönecek bu olay? Bana ne deyip gidecek misin? Çünkü kardeşler bak seni yiyecek gibi bakıyorlar şu anda. Kardeşim bu adamın... Kabir azab mı beyler? Bu adamın ilk gününden bugüne kadar aklınıza gelebilecek bütün soruları soralım. Bakalım cevap verebilecek mi? Var mı aklına gelen güzel bir soru olan? Var mı öyle delikanlı? Evet Tuna. Sözler Köşkü'nden neden ayrıca? Tamam da baba. Neden kovulduğunu soracaksın galiba. Soru zaten en baştan yanlış. Sözler Köşkü'nden ayrılmadık ya. Oradan daha güzel bir filiz verildi. Öyle diyelim. Ya tabii. Değil mi? Ayrılma olmadı yani. Abimiz vesile oldu. Dedi ki kardeşim yürü Bursa'ya. Arkandayım, destekliyorum. Allah yolunu açık atsın diye bizi... Tabii sen önce gitmek istiyorum dedin. Biz de olur verdik yani şimdi şey yapmayalım. Ayrılmak yok yani. Evet yani güzel olmuş. Elhamdülillah maksat 114. Çok üzüldü ama. İlk gideceğim zaman. Ama şu an bakıyorum hani netice itibariyle hakikaten güzel oldu. Evet. Böyle bir yer olmasaydı maksat 114 diye Bursa adına bir takım şeyler eksik kalabilirdi. Yani senin gitmenle de bizden pek bir şey eksilmedi açıkçası yani onu da söyleyeyim. Yani, senin gitti. Daha çok tasarruf oldu yani. Bana yemek yetiştiremiyordu. Ama şöyle bir şey de var. Yani biz ilk önce Bursa'da böyle bir talep çoktu. Orada vesile olalım. Sonradan tekrardan İzmir'de ben devam edeyim. Ama süreç öyle gelişti ki benim orada olmam gerekti. Böyle anlamadık yani. Bir baktım Fatih abi hadi görüşürüz Allah'a emanet geldik yani. Abi bu işte serüven böyle devam ederken hani ne yapacağız ne edeceğiz bir yandan sınavlar falan. Türkiye Evrim bilmem ne başkanı falan gelecekti. ODTÜ'den. Serkan dedim duydun mu böyle böyle bir olay var. Evrim konferansı yapacaklarmış. Dedim buna kesin gitmek lazım ama dedim yani orada bir aksiyon olur mu, bir cevap verir miyiz, alır mıyız bilmiyorum dedim yani ama kesin gitmek lazım. Serkan benim de dersim var dedi, bilmiyorum gidemeyiz herhalde dedi. Ondan sonra bir fırsatın olmuş. Üst sınıftan arkadaşlar vardı, bir üst sınıftan. Hocalar izin vermiştir hani o konferansa katılabilirsiniz falan diye. Sonradan tabii haberimiz oldu bizim yoksa yok yazılacağız. O şekilde karar verdiler gidelim falan derken ben de yemekhaneden çıkmışım spora gideceğim. Ondan sonra dedim derse ucu ucuna yetişirim diye. Abi baktım bunlar gidelim falan tamam ben de ama bunlar tabii kendi aralarında bana dala geçiyorlar. Hadi gel de bak gör. Hani işte evrim yok diyorsunuz da bilmem ne de falan. Abi biz böyle dizildik. O bana karşı gelen tayfa 3 kişi onlar. Ben de buradayım tam böyle uçta oturuyorum. Geçiyor önde de böyle proflar, dekan, herkes gelmiş zaten. Şimdi kadının biri çıktı konuşmaya başlıyor. Ya şöyle girilir mi ya? Yani sen akademik bir konuşma yapacaksın, bilimsel bir konuşma yapacaksın. İmanla bilim olmaz diye giriş yaptım. Herkes bana böyle. Hocam! Herkese o bakışı tahmin edebiliyorsun değil mi? Ne oldu? Hani senin orada ne işin var? Namaz kılan bir adam bilimle uğraşamaz. Baba ben doluyorum böyle. Doluyorum. Ya sürekli böyle mesela ezanla alakalı bile giriyor ya olaylara. Ya nasıl bir şeysin sen? Yani geldin oraya bilimsel bir şeyler anlat değil mi? İşte çocuklara algı olarak ezan okununca Allah çarpar, ayaklarını topla. Böyle bağnaz bir yaşantıda nasıl bilim çıksın diye anlatmaya başladım. Ben de oradayım böyle tabii benim ayak böyle şey yapmaya başladı. Öyle oynamaya başladı baba tamam. Ben böyle nasıl olacak falan diye namazda geçecek abi. Öğle namazı da geçecek. Ondan sonra yanımdakiler tabii onlar keşkül. Muhabbet onların hoşuna gidiyor. Arada zaten bana böyle bakışları görüyorum. Hani hadi konuşsan hadi. Sen daha yeni tanıyorsun hakikatleri. Evet daha yeni tanıyorum. Bak daha yeni ama abi öyle ihtiyaç Cenab-ı Hak hissettiriyor ki okuduğum her şeyi anlıyorum. Ne anlatılıyor tak böyle unutmuyorum onu. Çünkü artık zihnim sanki sıfırlanmış hep risamları istiyor gibi. O yüzden böyle hani okuduğum yeri anlıyorum ya. Garip yani mesela şimdi eski kitaplara bakıyorum oraya. Not yazmışım ama şu an o notu çıkaramam abi yani. Öyle bir durum.
Cenab-ı Hak nasip etmiş. Neyse orada salladı, bağırdı. Soru sormak isteyen var mı dedi. Ben el kaldırdım hemen. Mikrofon verildi. Bir hanım kardeşimiz. O ara beni aradın. Namaz vakti çıkıyor. Ne yapayım dedin. Heh, evet. Ben de sana konuş namaza da yetiş gibi bir şey dedim evet, herhalde. Öyle bir şey dedi bana. Verdim gazı buna. Nasıl olsa ben rezil olmayacağım ya. Ben bir... O arada çıktım dışarı. Fatih abi aradım işte. Yok dedi, sen onu da anlat, namazı da aksatma diye, Allah razı olsun. Sonra ben mikrofonu aldım. Dedim ki ilk olaya şöyle girdim. Burada dedim ben sizden böyle bir konuşma beklemezdim. Yani madem ki bilim adamı, bilim insanı hoşgörülü olur. Ben bir Müslüman olarak sizin bu konuşmanızdan çok rahatsız oldum. Çünkü ben Allah'a inanan, ezana saygısı olan ve namaz kılan bir insanım. Şu an kafalar şöyle. Tabii. Bütün hocalar kafayı çevirdi. Çok samimi olduğumuz hocalar var. Bana böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Ne yapıyorsun sen diye. Tamam mı? O gözleriyle ateş ediyor. Tarıyor beni. Ama kimse umurumda değil. Arada böyle sert dönüş yapanlar var proflardan. Böyle bakıyor. O bakış ne biliyor musun? O bakış yazdım. Yazdım. Sen de yaz baba, ben de konuşurum diye. Cenab-ı Hak orada açtı baba bizim. Dedim ki bu... Ezan konusundan ilk önce girdim, tamam mı? Ezan. Çünkü en sonunda onu söylemişti ya. Ya dedim bugün eğer bilim doğruyu konuşmaksa, o zaman dedim siz bilim adına konuştuğunuz gibi bir çocuğun anne babası vefat ettiği zaman annem babana akrepler yiyecek, yılanlar yiyecek, kurtlanacak, çürüyecek. Bu doğruluğu onlara söylemeniz lazım. Siz bunu söyleyebiliyor musunuz? Eğer bunu söylerseniz hangi bilim o çocuğun aklındaki o haleti tedavi eder diye. Yok oldu, hiç oldu. Evet, yok oldu, hiç oldu. Sizler bile cennette kuş oldu. Daha güzel bir yere gitti diye çocuğu o zaman kandırıyorsunuz. Bilim yalan söylemez, siz yalancısınız diye böyle söyledim. Bunun gözde çıt çıt gözlükler var, tamam mı? Şöyle birleştiriyorsun. Abi bu gözlüğünü falan çıkardı, kağıtlar düşmeye başladı elinden. Ne olacağına şaşırdı. Ama benim elimden geldi, oradaki hanım kardeşimizi de hatırlıyorum yani. Serkan, ver şunu, salak salak konuşma diyor bana. Yanımda da bir erkek, iki tane de kız arkadaşımız var böyle sınıftan. Onlar zaten böyle. Tabii tanımıyoruz yani. Öyle bir de gözü göze gelince salak işte. Kim bu ya falan diye kalça geri arıyor yani. Ama kimse beni tanımıyor. Tek başıma kaldım. Ben bunu söyledim. İkincisi olarak dedim ki bakın ben bilimi seven bir insanım. Ama dedim aramızda bir fark var. Mesela ben de sizin gibi önlük giyiyorum, laboratuvara giriyorum. Aynı mikroskoptan aynı mikroskopik canlıya bakıyoruz. Evet, onun işte bütün böyle vücut sistemini veya yaşayış tarzını, her şeyini beraber konuşuyoruz. Ama ben sizden daha öteye geçiyorum dedim. Ve hiç böyle hiç hani laflar böyle yani tam aklıma gelmekle bunları söylüyorum ha. Çünkü dedim ben orada maddenin ötesine geçerek orada bir sanat görüyorum. O sanatı gördüğüm zaman o muazzam sanat bana sanatkarını arattırıyor. Diyorum ki yani bu bulut beni tanımaz. Bunun ilmi, iradesi, kudreti yok. Şuursuz, hayatsız. Ama yaptığı işlere baktığın zaman hayat gerektiren, ilim gerektiren, irade gerektiren, değil mi? Kudret gerektiren işler yapıyor. Çünkü hidrojen ve oksijeni birleştirecek, tepkimeye sokacak bir laboratuvar yok. Laboratuvar ilmi de yok. Ve onların yani yeryüzüne bana zarar vermeyecek şekilde gelmesine gücü yetecek bir ilmi de, iradesi, kudreti de yok. Buradan da bunu yapan Allah'tır diyorum. Bunu demem bilime engel midir? Dedim. Ondan sonra zaten mikrofon elimden alınmış. Alkış geldi mi? Ne alkışı? Yani abi Ege Üniversitesi Fen Fakültesine kara leke olarak geçti o gün. Bilim katili. Düşün yani böyle adam, insanlar beni artık Bin Laden gibi görmeye başladı. Ya aldı benim mikrofonu ve millet böyle hocalardan karşı gelenler var. Serkan diyen o Serkan. Tamam filan diyen var. Mikrofon alın elinden işaret. Görüyorum yani onları. Çünkü böyle aşağıya meyilli ya. Sonra ben hemen dışarıya çıktım. Koşa koşa, tamam mı? Abdestimi aldım. Orada kitabım, başım temiz yere gelsin diye kitabı böyle yere attım. Namazımı kıldım. O ortalık karışıyor. Sesler filan geliyor. Ben oradan çektim gittim. Bölüme girdim abi. Asansörde yukarıya çıktım. Aşağıya ineceğim. Aşağı inerken asansörde bunlarla karşılaştık. Hepsi böyle orada. Aramızın çok iyi olduğu hocalar da var. Yani laboratuvara girerken hocanın önlüğünü girip ödünç alıyordum. Böyle aramızda bir muhabbetin hocalar bile suratlar asık karşımdalar.
Ya dedi yanlış anlama dedi, ben öyle demek istememiştim dedi. Soruların varsa dedi oturalım konuşalım dedi, yardımcı olmaya çalışayım dedi. Benim hiçbir sorum yok ama sizlerin sorusu varsa oturalım aşağıda. Çaylar da benden olsun hocam, imani yönden her sorunuzu cevaplayayım dedim. Ama sorsa cevaplayamayacak ya. Dedim ve oradan toz oldum. Ya ama hakikaten yani böyle ya sen kimsin ya onları söylüyorsun. Neyse ortalık böyle yatıştı, çektiler gittiler. Deseler ki hadi gel bakalım. Ne olurdu bilmiyorum abi. Orada Cenab-ı Hak bir fıtri bir cesaret verdi. Okulda tabii olaylar çok değişti. Ben artık böyle göğsümde cevşan taşır gibi Risale-i Nur'u taşıyordum. Ama var ya bak tutar mısın abi hakkını? Gizli kapaklı hiçbir işim yok. Herkesin geçtiği ana yer var ya oturuyorum orada. Kırmızı kitap, büyük kitap götürüyorum ya düşün. Elimde açarak böyle okuyorum. Birinin sormasını bekliyorum yani. Gelsin biri laf etsin diye. Yok abi herkes uzaklaşan uzaklaşana. O zaman da böyle yani pazarcı olduğumuz için inşaat ve pazarlarda çalıştım. Aha bilir yani. O konuşma, oradaki baskınlık hamdolsun orada da fayda verdi. Yani insanlar böyle şey yapıyordu ama girip de bir şey diyemiyordu. O yönden de korkuyorlardı. Cenab-ı Hak böyle hizmet ettirdi. Zaten ben Fatih abi demiştim, ben sınıfta kalmak istiyorum. Mezun olmayayım, bir sene daha bana fırsat verin. Bak burada neler yaparız diye. Sonra zaten onu da ayrı zaman anlatırız. Alttan dersim var, dördüncü sınıfta mezun ettiler. Evet. Gittim odasına, dedim ki hocam böyle böyle dedim. Ben dedim kalmışım dedim ya mezun olacağım. Bir baktı, ha sen misin dedi. Tamam, geçirdi. Böyle yat bana çık dedi. Çık git dedi. Hocaya dedi Emre hatırlarsın prof. Ya abi 5 tane soru var. Her soru 20 puan. La ben 2 tanesini yapmamışım. Diğerleri doğrusu 60 alacağım. 85 aldım. Düşün yani. Odasına girdim. Teşekkür etmeye girdim hocam dedim. Teşekkür ederim falan deme. Bir odasından böyle kovdu. Benle göz göze gelmek istemiyorlar böyle. Elhamdülillah o da güzel yapmış. Bak bu kafayla devam ettik buralara geldik abi. Elhamdülillah. Bir zor soru daha sorayım. Şimdi Risale-i Nur'un içinde birçok düstürler var değil mi? Evet. Bunların içinde böyle en çok böyle zorlandığım dediğin, seni zorlayan şey ne? Abi birinci düstur ya. Yani en çok zorlayan o. Yani çünkü amelinize rıza ilahi olmalı. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. O kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. Yani ne yani insanlar razı olsun diye mi hizmet yapıyorsun? Niye bu şimdi, kadar zorlanıyorsun? Abi. Biz zaten Allah rızası için hizmet ediyoruz değil mi kardeşim? Senin böyle maşallah. Bir sıkıntın varsa. Maşallah. Tebrik ediyorum kardeşler sizi. Şimdi şöyle bir şey var. Yani sosyal medyada olduğumuz için ister istemez mesela hadis-i şerifi hatırlayalım. Efendimiz Aleyhisselam diyor ya bir kişi yüzüne karşı övmek, onun boynuna kılıç vurmak, başka bir hadiste de yüzüne toprak atmak gibi. Ya şimdi böyle bir mevzuda yani biz kendimizi ıslah edilmiş insan olarak göremiyoruz ki. Ya kürsüden indiğin zaman insanlar abi Allah razı olsun şöyleydi böyleydi. Yani 60 yaşında bir amcam gelip bana yıllarca çözemediğim bir mevzu bugün çözdüm diye geliyor. Ya şimdi buradaki kıyas noktasında adam gelip diyorsa ki abi ders nereden yapıldı diye o zaman kalp ferahlıyor. Ama kürsüden sonra veya dersten sonra kişi de senin süslü bir cümlen aklında kaldıysa bu beni üzüyor. Ama elhamdülillah Cenab-ı Hak da zaten öyle bir hislerde tokadını vuruyor. Bende migren hastalığının olması her seminerden sonra veya öncesinde bir iğne hadisesi oluyor. Ki sen de yaşadık abi kaç kere yani Avrupa'da bile değil mi Dortmund'da bana gelecek hastaneye gittik iğne de vurulamadık. Ama konuşma sıra bana geldiğinde konuşma sırası konuşmaya başladığında ağrı bitti. Konuşma bitti ağrı başladı. Yani orada aslında şu sen bir hizmetkarsın. Yani kader diyor ki alırım anahtarını. Akıllı ol. Bu yüzden herhalde böyle çok sıkıntıların olması, böyle sıkışmamız bizim bu haletimizden dolayı. Allah da ona fırsat vermesin diye dua ediyoruz ya. Bu önemli abi. Yani ihlas olmazsa... Amelin ruhu gibi yani boşa çıkıyor. Ya çorak bir tarla ya. Ya çöl, kireçli bir toprak gibi düşün. Yani 50 bin dönüm arsam var ama bir tane ot yetişmiyor. Ama öyle insanlar duyuyoruz ki 10 metrekare yerde yaşamış, 8 yıl dışarı çıkmamış mesela. Öyle mübarek abiler var. Ama o adamın o takvası ta bana kadar ulaşmış. Bak gördün mü? 10 metrekare yerdeki o haletinden neler yeşermiş. Yani olaya böyle bakmak lazım ya. Allah işte o çapa yapıyor yani bizim alemimizde. O çapayla, gübreyle, o haller bir gübreyle orada güzel şeylerin yetişmesine hazırlıyor aslında. Mesela çocuk kanalıyla ilgili video yaptık. Senaryoyu yazan arkadaşa bakıyorum. Ben edebiyat okudum ya. Neredeyse bütün senaryo tekniklerini kullanmış. Ana kriz oluşturuyor, arı kriz oluşturuyor. Olayı tekrar pekiştiriyor. Dedim şunları yapmışsın. Maşallah. Böyle dünyadan haberi yok. Ve
Senaryoyu beğenmeyen bir kişiyle karşılaşmadım. Evet. Ama biz mesela ilk başladığımızda motive olamasak mesela 1000 kişi tıkladı videoya. Devamı gelmeyeceği için Allah da bu işin devam etmesini istediği için evet, yağdırıyor inaniyetini. Normalde o ateist gençte sokak sohbeti kanal ufacık. Kanal bir şey değil. Sen tecrübesizsin. O çocuğun orada ne işi var? Ne kameramanda tecrübe var? Kimsede hiçbir şey yok ama... Yeşil tişört bile ödünç ya. Fatih hakikaten ya. O kadar bize bakmıyordu yani. Ne zorluklarla geldik beyler. O zorluklar ya. Olmasa ihlas olmazdı. Yani hakikaten. Biz orada ne yiyorduk, ne içiyorduk? Gerçekten hiçbir şey yoktu çünkü abi. Ne yiyorduk? Çekirdek kabuklarını yiyordum ben. Allah aşkına. Karışık bir çekirdek varmış abi, karışık bir çerez. Serkan sabah akşam onu yiyordu, kimseye de vermiyordu. Aç kalacağım lan. Çünkü dolap boş. Hakikaten ben düşünüyorum o zaman. Ben ne yiyorduk orada diyorum ya. Peki ama bu... Ama işte bir şeyler oluyordu. Ne oluyordu? Genelde makarna ve türevleri. Ya, kardeşim. Ayçiçek yağlı zalim, makarna. Zalim zalim. Bak bu zalimlik şimdi beyler. Öyle bir şey ki... Ya zaten o aşağıdaki şeye üzülüyordum ben. Buzlukta et yok ya, niye çalışıyor diye sorguluyordum kendimi. Bu ne işe yarıyor demeye başlamıştım bir yerden. Ara yani. O şey motivasyon sağlıyor. Evet, ama adama diyorum ki ya abi bir şey yok diyorum. Telefonda verdi cevap bak. Siyah zeytin var mı? Var. O siyah zeytinden 15 tane yiyince 15'ten sonra et tadı vermeye başlıyor. Oraya bak sen. Harbiden cevabı geliyor. Ya hakikaten ya Fatih abi tabii. Ama ben bunu tecrübe ettim. Ve doğruluğuna inanıyorum yani. Ya abi git Allah aşkına yeter artık ya. Ya baba. Açlıktan kabuklarıyla çekirdek yedim biliyorum ya. Oturdum çekirdeğin başına kabuklarıyla yiyorum ya. Ne şartlarla. Ayağımızı kemirecektik ya. Ya bu boya yaptıracağız. Boyacıya verecek para yok. Hadi kendimiz yapalım. Bir tane arkadaş vardı. Lensleri var böyle. Gözlük kullanmıyor. Boya yapıyor. Ama çocuğun dünyaya olan bakışını değiştirdik. Lensleri falan boyandı çocuğun. Hakikaten ya. Duvarı kırıyoruz, ya. Yıkıyoruz. Yani inanılmaz bir amatörlük ama o amatörlükten kaynaklı inanılmaz bir samimiyet var. Evet. Öyle samimiyet vardı ki insanlar benim üzerimde nur var zannediyorlardı. Niye biliyor musun? Fatih abi de bir tane kamera var. Sanki dünyada tek bir kamera oymuş. Bütün hayatımızı ona göre odaklıyoruz. O kameradan güzel renk almak için öyle etraf ışık ki. Ya böyle uzun yoldaki kamyonları hatırlayın. Etrafını böyle adam ışıkla döşemiş ya. Ya tepede bir ışık var. Ben orada pişiyorum ya. Pişiyorum böyle. Yani her seferinde bir tane ampul ekliyoruz oraya. Bir led ekliyoruz. Bir şeyler yapıyoruz abi. Yani denemediğimiz şey kalmadı. Star Wars gibi böyle... Konuşmacı cemaate konuşmuyor. Işığa konuşuyor böyle yani. Suratımıza sinek konmuyor ya. Yanacak çünkü. Düşün yani. Eski videolarda var hep böyle şöyle. Ya evet ya. O çiğ köfte yuran adam gibiyim ya. Ondan sonra adamın biri bir fikri verdi bize. Dedi ki kamerayı değiştirmeyi düşünür müsünüz? Dünyamız orada değişti. Her şeyimiz değişti. Bak gördün mü? Ama evet inanmışız yani. Bütün her şeyimiz yani. Bu dünyada tek bir kamera var. Bunun kıymetini bilelim diye. Üzerinde full HD yazıyor abi. Ben onu gördüm tamam dedim. Meğer o lensler varmış. Hani karanlıkta iyi çekebilen. Biz onu bilmiyoruz. Açıyoruz. Ulan bir bakıyorum görüntü kapı. Ver ışığı. Görüntü karanlık ver ışığı. Sorma ya. Koridorlara kadar. Hatta arka odaya da televizyona HDMI çektik. Sığmayanlar oraya geliyor. Tabii. Ve bir ara şöyle bir şey yaşadık mesela. İçerisi hınca hınç dolu. Manisa'dan birisi misafirini getirmiş. Zili çalıyor. İşte vuruyor kapıya neyse. Kardeş şöyle hafiften şöyle bir açıyor. Abi diyor içerisi dolu diyor. Kardeşim girelim filan. Abi full içerisi diyor. Alamam diyor. Yer yok diyor. Çat kapatıyor suratına. Adam şok oluyor. Manisa'dan gelmiş. Evet ya. Gençlik medresesi yani. İçerisi böyle vıcır vıcır genç kaynıyor. Ve adam geriye dönüyor. Elhamdülillah. Ya, hamdolsun. Ben şunu merak ediyorum. Serkan Aktaş'ın bir günü nasıl geçiyor? Hmm. Pazartesi günü mesela ne yapıyorsun? Senin için yani Hizmet-i Kur'aniye ne kadar öncelikte? Abi, edebiyat vallahi... yapma ama bize reali söyle yani. Tamam o zaman bir gün nasıl geçiyor? Ne yapıyorsun? Pazartesi günü kaçta kalktın? Mesela pazartesi günü şöyle söyleyeyim. Günde 4 saat uyumaya çalışıyorum. 3-4 saat. Ama böyle çok yorulduğumda tabii o 5-6'ya çıkabiliyor. 5'te kalkıyorum. Hemen abi kahvemi yaparım. Ama akşamdan yarına ne yapacağım? Yapacağımı hazırlayarak uyuyorum. Diğer türlü erken kalkmak bir marifet değil. Ne yapacağım belli değilse, boş boş oturuyorsan, vakit geçiyorsa onun hiçbir anlamı yok. Akşamdan ne yapacağımı hazırlayıp 5'te kalkmaya çalışıyorum diyeyim. Ondan sonra ilk önce günlük okumamı bitiriyorum. Kur'an, Cevşen bitiriyorum. Bir zihnim rahatlıyor.
Sonra okuduğum yer eğer uygunsa onu araştırmama alıyorum. Çünkü 12'ye kadar, yani öğlen 12'ye kadar çok kimseyle toplantı vesaire böyle görüşme yapmamaya çalışıyorum. O arada yoğunluğum o çalıştığım konuya oluyor. Oradan notlar çıkarıyorum veya bir video hazırlanacaksa o videonun ön hazırlığını yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra da kardeşlerle görüşmem oluyorsa, çekim oluyorsa, yani 12'den sonra bu şekilde gün ilerliyor.